Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda deve tabanı yani Monstera bitkisinin çoğaltımı nasıl olur? Aynı zamanda uzun süredir suda olan bu Monstera mı? Bu farklı bir tür. Yaprakları daha farklı. Toprakla buluşturacağım. Tüm dikkat etmemiz gereken püf noktalara değineceğim. Onun için videomu sonuna kadar izlemenizi sizin menfaatiniz için tavsiye ederim. Evet, Monstera nasıl çoğaltılır? Monstera çelik yöntemiyle çoğaltılır. Yani gördüğünüz gibi uygun parçalara dal keserek çoğaltılır. Ve diğer çoğaltım yolu kök yöntemiyle, yani birden fazla kök olursa da aynı şekilde üretim yapmak mümkün. Evet, benim bu Monstera çeliğim çok uzun süredir suda, yani yaklaşık 4 aydır falan bu şekilde su kültüründe ve artık kökleri çok uzadı ve toprakla buluşma zamanı geldi. En uygun mevsim bahar mevsimi. Hazır bahar mevsimindeyken de bu çeliğimi toprakla buluşturup sağlıklı gelişimini takip etmek istiyorum. Evet, uygun şartlar yerine getirildiğinde bu bitki gerçekten çok hızlı gelişiyor. Ne kadar hızlı geliştiğini siz de inanamayacaksınız. Evet, hem su kültüründe de bu bitkiyi yetiştirmek mümkün. Bu iki yaprağını da su kültüründe verdi. Hatta şu küçücük üçüncü yaprağını dahi su kültüründe verdi. Şu iki yaprak da daha önceki toprakta olduğu zamanlarda açan yaprakları. Uygun şartlar dediğimde işte nemden hoşlanıyor. Her gün yapraklarını fıs fıs yapıyorum. Ayrıca yaprakları tozlu olduğunda yapraklarını silmemiz gerekiyor. Onun haricinde toprağını kontrollü bir şekilde sulama yapmak gerekiyor. Aşırı sulamadan hoşlanmadığı gibi susuz kalmaktan da hoşlanmıyor bu bitki. Evet, eğer üretim de yapmak istiyorsanız hava köklerin olan dalların arasından keserek uygun çeliklere üretim yapmak mümkün. Bunu iki parçaya daha kesebilirim. Ben daha fazla çelik elde etmek istemiyorum. Bu uzunlukta toprakla buluşturacağım ve dikkat etmemiz gereken diğer husus ise çeliklerimizi, özellikle bu Monstera deve tabanı çeliklerimizi toprakla buluştururken gördüğünüz gibi kökleri çok uzun olduğu için bir boy büyük saksı tercih etmenizde bitkinizin sağlığı açısından faydalar var. Evet, ben nasıl bir toprak kullanıyorum? Ben torf, perlit ve orkideler için kullanılan çam kabuğu kullanıyorum. Çam kabuğu gerçekten toprağımızın havadar olmasını sağlıyor. Aynı zamanda topraktaki köklerin hava alarak havadar kalmasını sağlıyor. Şu şekilde güzelce toprağımı havalandırdım ve şimdi artık toprakla buluşma zamanı geliyor. Diğer çeliğimi ise toprakla buluşturmayacağım. Daha sonraki zamanlarda buluşturacağım. Hem yeni filizi var hem de köklenme devam ediyor. Belki onu bir ikiye üçe bölebilirim. Evet, uygun büyüklükteki saksımıza aldıktan sonra, evet, şu şekilde. Toprağımı boşaltıyorum. Mutlaka, evet, bitkilerinizi dikerken toprak konusunda seçici olmanızı tavsiye ederim. Bahçe toprağında kırmızı veya çamurlaşmış, ağır, taşlaşmış, sulama yaptığınızda su üst tabakada kalan toprakları tercih etmeyin. Bitkileriniz için kaliteli, besin değeri yüksek topraklar tercih etmenizde bitkileriniz için yararı var. Evet, bu şekilde bitkimi diktim. Hafifçe bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum kökleri kırılmasın diye. Ve sulamamı yaptıktan sonra aydınlık filtrelenmiş güneş gören yerine yerleştireceğim.
Su kültüründe de böyle bir yerdeydi. Direkt güneş ışığı görmüyor. Direkt güneş ışığı görürse yaprakları yanar. Onun için filtrelenmiş, bol ışık alan bir mevkide benim monsteram. Ve toprağın her tarafını suluyorum. Ta ki bu şekilde tabağından çıkıncaya kadar. Yani toprağın her yeri ıslanacak, bu konuya dikkat edelim. Ardından tabağında biriken suyu boşaltmamız gerekiyor. Çünkü her zaman bu konuya dikkat edelim. Yani tabağında hiçbir zaman bitkimizin su bırakmayalım. Böylelikle çeliğimizi toprakla buluşturmuş oldum. Bugünkü videomda Monstera deve tabanı çeliği nasıl çoğaltılır, buna değindim. Evet, benim bahsettiğim konulara da dikkat ederseniz sağlıklı yetişen deve tabanı bitkisine sahip olursunuz. Evet, sizde de deve tabanı bitkisi var mı? Bana yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Çünkü bildiğiniz üzere birçok monstera, deve tabanı türü mevcut. Evet, geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.